Evet arkadaşlar, kalan üzerinden devam ediyoruz. If one team kicks the ball over the sideline, someone from the other team can throw it back onto the field. Eğer birisi, yani bir takım topa bu yan taraftaki sideline, yani yan taraftaki çizgiye, çizginin hatta dışına over diyor, teperse, someone from other team, yani diğer takımdan birisi can throw it back onto the field. Onu tekrar alana atabiliyor. Yani burada anladığımız, mesela benim takımdan ben topu yan tarafta dışarıya attım. Biz futboldaki taç gibi düşünebiliriz. Karşı takımdan birisi de alıp onu içeriye atabiliyor. Şeydeki aynı ya, futboldaki kuralın aynısı. Taç kuralının aynısı benim anladığım kadarıyla. If the ball is still on the pitch when the penalty happens, then there is a scrum. Burada pitch şey demek, ya oyun için alan, farklı bir alan içinde kullanılır. Eğer top hala alandaysa, oyun alanındaysa, bir de when'den sonra cümle var. Bu cümle olduğunda, when the penalty happens, then there is a scrum. Scrum da orada saldırı. Yani faul gibi de denilebilir işte. Bir faul, bir saldırı olduğu zaman, olduktan sonra den var. Penaltı olduğu zaman, hatta penaltı olur diyebiliriz buraya. Eğer bir saldırı varsa penaltı oluyor. Tam olarak şöyle toparlayalım. Top saha içerisindeyken herhangi birisine bir saldırı olduğunda, işte ayağına bacağına birisi vurduğunda penaltı oluyor. Penaltı happens. Happen burada olmak demek. Bunu da anladık. Buraya bakalım. This is when some of the biggest and heaviest players from each side make a block by joining arms. Then they push against the other team's block while the ball is thrown into the middle of the scrum. Bakalım. This is, yani bu oluyor. This is when diyorsa, evinden sonraki olay olduğunda bu olay oluyor. Yani demiştik ya penaltı oluyor diye. Neymiş o? Some of the biggest and heaviest players. İşte en büyük ve en ağır, yani kilolu oyunculardan birkaçı. From each side. Hani her iki taraftan da, her iki takımdan da en ağır ve en büyük oyunculardan birkaçı make a block. Bir blok yapıyorlar. By joining arms. Burada joining arms'tan kol kola girip blok yapıyorlar. Baraj yapıyorlar diyebiliriz. Baraj daha mantıklı. Spor, futbol diliyle konuşalım. Bunu açıklıyor. Noktalı virgül var. Then daha sonra they push against the other team's block. Yani iki tane blok, yani baraj oluyor ve birbirlerini bunlar iktiriyorlar. Ne olurken? While the ball is thrown into the middle of the scrum. Scrum'dan kastı da burada şey, karşılıklı barajlar var. Biz birbirimizi itiyoruz. Yani burada bir, yani saldırıdan kastım, bir saldırı var ama böyle şey değil, birbirimizi yaralamak için falan değil, bir mücadele diyebiliriz scrum'a. Bu iki baraj arasında mücadelenin arasına top fırlatılırken while var. Bu işte bu iki grup insan birbirlerine karşı itiyorlar. Push against the other team's block. Sanırım anlaşıldı ya. Yani iki baraj, böyle iki tane, iki sıra insan var. Birbirleri kol kola girmişler. Birbirlerini itiyorlar. Ve bu ittikleri sırada da aralarına top fırlatılıyor. Bu da penaltının kullanım şekli diyebiliriz. Perhaps by pushing forwards hard enough or by pushing the ball backwards with the feet, one team gets the ball and starts to run forwards. Perhaps, belki de by pushing forward hard. İşte ileriye doğru böyle sert bir şekilde, yani yeterince sert bir şekilde iterek, or ya da pushing the ball backwards with the feet, ya da ayakla topu arkaya itmek. Top yere düşüyor ya, hani elinle itip itemiyorsan ayağınla arkaya itiyorsun. İterek one team, bir takım gets the ball, topu alabilir and start ve başlayabilir. Neye? Run forward. Ve ileriye doğru koşmaya başlayabilir. Yani karşı takıma doğru.
They then pass the ball from player to player as they try to reach the other team's goal line. They then onlar daha sonra pass the ball from player to player. Bir oyuncudan yani oyuncudan oyuncuya topu geçirerek bir dakika. Topu geçirirler. Burada as while kullanım var sanırım. Bakalım. They try to reach. Onlar işte reach. Burada erişmek, yetişmek. Yani gitmek. Gitmeye çalışırken nereye? Diğer takımın bu gol çizgisine gitmeye çalışırken is while kullanım var. Bu topu işte bir oyuncudan bir oyuncuya geçiriyorlar. Yani paslaşıyorlar. Direkt pas İngilizceden bir gelmiş bir kelime yani. Buradan görüyoruz. Hatta İngilizce pass. Ben yanlış okudum. That's all in rugby union. Bu kuralların hepsi neredeymiş? Rugby union yani rugby birliğindeki kurallarmış. The rules are a little different in rugby league. Bu kurallar rugby liginde biraz farklıymış. İki versiyon var dedik ya rugby lig ile rugby birliği. Biz rugby birliğindekilere baktık. Rugby ligdekiler biraz farklıymış. Onları da söyler herhalde. And if those rules sound like they make a lot of hard physical contact, well, they do. And if eğer those rules sound like işte bunlar bu kurallar kulağa geliyorsa nasıl geliyorsa they make they'den kalsın bu kurallar make a lot of hard physical contact yani çok fazla böyle çok sert fiziksel temasa neden oluyorsa diyebiliriz temas yaptırıyorsa yani yaptırıyormuş gibi gözüküyorsa well yani burada peki işte they do evet yapıyorlar yani kurallar böyle sert bir şekilde temas gerektiriyorsa evet gerektiriyor diyor. Cümlenin kısa çevirisi bu. Yani sert bir oyun. Bunu demek istiyor. Rugby is a hard game in which quite a lot of violence between players is not only allowed but it is an important part of the game. Rugby is a hard game. Rugby zor bir oyun. Sonra in which quite hani şunlar şunlar olduğunda quite a lot of violence. Oldukça fazla şiddet, violence şiddet demek. Şiddetin olduğu. Ne? Between players. Is not allowed. Burada hani oldukça fazla şiddetin bu oyuncular arasındaki oldukça fazla şiddetin izin verilmediği. Yani çok fazla şiddete izin verilmedi. Zor bir oyun. Burada da açıklıyor. But it is an important part of the game. Ama bu şiddet önemli bir parçası. Oyunun önemli bir parçası diyor. Yani oyunda biraz böyle hafiften şiddet var. Oyunun zor taraflarından bir tanesi bu. Zaten çok fazla koruma elbisesi takıyorlar diye biliyorum oynarken. There are no helmets or shoulder pads like they have in the American game. Oh, ben bak bu var diye düşünüyordum. Yokmuş. There are no helmets. Hem burada kask demek. Kask veya shoulder pad. Shoulder pad'den de kastım Amerika futbolunda şey var böyle omuzları koruyan böyle geniş yani omuzluk diyelim. Kask ve omuzluk yokmuş. Like they have in American game. Aynı Amerikan oyununda, Amerikan futbolunda olduğu gibi kask ve omuzluk yok. O zaman çok tehlikeli durum ya. Two or three rugby players are killed every year in Britain while they are playing and many more are badly injured. Aynen bunun sonucu da bu olur zaten. Two or three rugby players. 2 ya da 3 rugby oyuncusu her yıl bu Britanya'da ölüyor. While ne olurken they are playing and many more badly injured. İşte onlar oynarken bu oyun oynarken 2-3 kişi ölüyor. Ve çoğu oyuncu da rugby oyuncusu da kötü bir şekilde yaralanıyor. This may explain why very few women play rugby compared to the many women who played soccer. Yani aynen gayet anlaşılabilir. This may explain. Bu gayet belki açıklayabilir. Neyi açıklayabiliyor? Why'dan sonra bir cümle varsa yani o cümleden sonra yani why'dan sonra gelen cümlenin neden olduğunu bu açıklayabilir diye bir kalıp kullanabilirsiniz. Neyi açıklıyormuş? Very few women play rugby. Çok az kadın rugby oynar. Neyle compared to? Bir şeye kıyasla. Neye kıyasla? The many women who played soccer.
Yani çok fazla kadının burada futbol, soccer futbol demiştik. Bildiğimiz bizim futbolu, bildiğimiz futbol. Çok fazla kadın bu futbolu oynarken neden çok az kadının rugby oynadığını bu açıklar. Yani futbola kıyasla rugby oynayan kadın sayısı çok daha az. Bunu da bu durum kurallar açıklıyor zaten. De arkadaşlar az kaldı. Şurada bitiyor zaten. O yüzden yeni videoya geçmeye gerek yok. Bu video 15 dakika falan olur. This game is now popular in many parts of the world outside Britain. Bu oyun şimdi yani bu Britanya'nın İngiliz Krallığı'nın dışındaki dünyanın birçok bölgesinde popüler. It's very big in France, especially in South. Bu very big'den kastı hani çok büyük hani yine çok fazla popüler anlamında galiba. Fransa'da ve özellikle güneyinde. Yani Güney Fransa'da bu çok popülermiş. Rugby. It is played internationally by South Africa, New Zealand, Australia and Argentina as well. And a number of countries have national teams like Fiji, Holland or USA that come to the competitions. Şimdi şuradan başlıyor. It's played internationally by South Africa. Yani şu ülkeler. İşte Güney Afrika, Yeni Zelanda, Avustralya, Arjantin'e tarafından da burada Ezel Tu anlamda dağ anlamında bu ülkelerde de international bu uluslararası bir şekilde bu oynanıyor. Yani uluslararası bir yarışma var. Sonra ne nokta virgül açıklıyor burada. And a number of countries have national teams. İşte bu bir takım a number of burada birkaç anlamında birkaç ülkenin ise ulusal takımı var. Kim gibi? Fiji gibi, Hollanda veya Amerika gibi takımlarında ulusal takımları varmış. Milli takım diyelim daha doğrusu ulusaldan ziyade milli takımları var. That yani bu ülkelerden sonra that olduğu için come to the competitions yani bu takım da diyebiliriz. Bu yarışmalara gelen yani yarışmalara gelen takımları var. Milli takımları var. Fiji, Hollanda ve Amerika gibi ülkelerin. Türkiye'nin yok galiba. Bilmiyorum. They are not expected to win against the biggest teams, but some of them are very good these days. And we may see one of team win an international competition very soon. They are not expected to win against the biggest teams. Büyük takımlara karşı kazanmayı beklemiyorlar. Beklemezler. But ama some of them are very good these days. Bugünlerde onların bazıları birkaçı çok iyi. And ve we may see. Belki biz görebiliriz neyi? One of them. Onlardan bir tanesini win an international competition very soon. Yani yakın bir zamanda uluslararası onlardan birisini yakın bir zamanda uluslararası bir yarışmayı kazandığını görebiliriz. We may see. Ya bunlardan kastı işte yani birkaçından kastı işte bu Fiji, Hollanda, Amerika gibi takımlar. Yani en iyi takım anladığım kadarıyla Britanya, İngilizler. Bu oyunda çok iyiler. However, the usual winners would be very happy to see this because it would make rugby even more popular around the world. Ama the usual winners, burada hani alışılmış kazananlar. Yani burada İngilizleri kastediyor ihtimal. Would be very happy to see this. Bunu gördüklerine çok mutlu oldular, olabilirler. Because çünkü it would make rugby even more popular around the world. Bu dünyada yani bu işte farklı ülkeler popüler olması dünya çapında bu oyunu rugby'yi daha da popüler yapıyor. Daha popüler yapınca farklı farklı ülkelerde de bu rugby olacak. Onlar da daha fazla takımla karşılaşacaklar. Güçlerini daha fazla ülkeye gösterecekler gibi. Bir de sporda da ülkenin reklamını da yapıyorsun. O da önemli. Bu yüzden bunu kazananlar da yani bu oyunda iyi olanlar bu iyi olanları bu haber mutlu ediyor. At the moment, the Rugby World Cup, which is held every 4 years, has many more countries playing than before and is on TV in more countries. At the moment, bir dakika. At the moment, şu anda demek. The Rugby World Cup,
Rugby Dünya Kupası. İki bilgiler arasında açıklama var. Which is held every 4 years. Her 4 yılda bir yapılıyormuş. Rugby Dünya Kupası maçları. İşte bu kupası has many more countries playing than before. Daha öncesinden, yani öncesine göre çok daha fazla ülke tarafından sahip. Yani bu kupayı, Rugby Dünya Kupası'nı birden fazla ülke kazanmış. Tek İngiltere değil. Ve is on TV is in more countries. Ve çok fazla ülkede de televizyonlarda gösteriliyor. Bu şey maçlar. Yani gittikçe popülerleşiyor. Onu yine burada açıklamaya çalışıyor. Rugby is played in both the Northern Hemisphere, in France, England, Scotland, Ireland, Wales and recently Italy, and in the Southern Hemisphere, in South Africa, Australia, New Zealand, Argentina and Chile. Ve Chile de olabilir. Bu Chile'nin İngilizcesi ama tam telaffuzuna bakayım. And is ready to grow even faster. Rugby is played, burada oynanıyor, in both, hani her iki Northern Hemisphere, Hemisphere de burada yarım küreymiş, bu da yeni bir kelimeydi benim için. Kuzey yarım kürede, yani hangi ülkelermiş bunlar, parantez içinde onlar açıklıyor. Fransa'da, İngiltere'de, İskoçya'da, İrlanda'da, Wales'da, Galler, Galler'de İngiliz Krallığı'na bağlı, yani Britanya'ya bağlıymış, bunu da yeni öğrendim. Ve recently, son zamanlarda da İtalya'da eklenmiş, bunu da açıklıyor burada. And in the Southern Hemisphere, ve Güney Yarımküre'de ise işte Güney Afrika'da, Avustralya'da, Yeni Zelanda'da, Arjantin'de ve o da Chile, yani Ç ile söyleniyor, Şili'de oynanıyor. And is ready to grow even faster ve daha da hızlı büyümeye, popülerleşmeye hazır. Yani gittikçe popülerliğini artırıyor rugby oyunu. Ben de bir yayın sonrasında araştırasım var. Ben çok fazla bir şey bilmiyordum. Yani bu yazıda öğrendim ne öğrendiysem. Umarım videolar faydalı oluyordur arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.